yumurtası 3 meseledir. Birinci mesele, ism-i hafizin tecelli etemmine işaret eden فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Meali şerifi, kim zerre kadar bir iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim zerre kadar bir kötülük işlerse o da onun karşılığını görür. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ ayetidir. Kur'an-ı Hakim'in bu hakikatına delil istersen, Kitab-ı Mubin'in misdari üzerinde yazılan şu kainat kitabının sayfelerine baksan, ism-i hafizin muhafaza eden, unutmayan, bir yere toplayan zatın cilve-i azamını ve bu ayeti kerimenin bir hakikati kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Önce burada Kitab-ı Mubin meselesini bilmeden, yani öğrenmeden arka tarafa geçmek istemiyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir İmam-ı Mubin, bir de Kitab-ı Mubin var. İmam-ı Mubin ile Kitab-ı Mubin, Lef-i Mahfuz'un bir defteridir. Onların ikisinin bir araya getirilmesine Lef-i Mahfuz diyoruz. Lef-i Mahfuz da Cenab-ı Hakk'ın ilminin işaretidir. İlmidir, ilmidir daha doğrusu. İşte İmam-ı Mubin, içinde bulunduğumuz ana delalet, Kitab-ı Mubin içinde bulunduğumuz ana delalet ederken, İmam-ı Mubin de geçmiş ve geleceğe, yani gaybe, gaybi bize nazar eder, gayb ilimlerden bahseder. Ama Kitab-ı Mubin de içinde bulunduğumuz, müşahede ettiğimiz alem demektir. İşte bu Kitab-ı Mubin, misdarı da şu kainat kitabının, yani gözümüz önünde görmüş olduğumuz şu kainat kitabı sayfalarına baksan, ism-i hafizin, Cenab-ı Hakk'ın hafiz muhafaza eden isminin cilve-i azamını, bu ayet-i kerimenin bir hakikat-ı kübrasının naziresini çok cihetlere görebilirsin ez cümle. Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. Avucuna. Ağaç, çiçek, otların çok değişik tohumlarından bir avuç al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı. Meyveleri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların ve sandıkçıları hükmünde olan o kabzayı karanlıkta ve karanlık ve basit ve camit bir toprak içine defnet, serp, at. Toprağı şöyle karanlıkta o avucun almış olduğu tohumları, çiçekleri şöyle savur. Karanlıkta. Sonra mizansız, yani gelişi güzel, ölçüsüz bir şekilde ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit bir su ile sula. Sonra senevi haşrın meydanı olan bahar mevsiminde gel, bak. Yani bahar mevsimi geldiğinde haşir meydanında tekrar yerine insan diriliyor ya, nasıl ki baharda meyveler, ağaçlar, çiçekler, tohumlar, otlar böyle toprağın altından böyle fışkırır bahar mevsim gelmesiyle. Aynı onun gibi haşir meydanındaki insanların İsrafil vari suruyu filmesi ve ayağa kalkları gibi ne yapıyoruz? Bu bahar mevsiminde gel o atmış olduğun tohumlara serpmiş olduğun sudan sonra gel bir bak. Baktık. İsrafil vari melek-i ra baharda nef-i sur nevinden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere nef-i ruhla, ruhların verilmesiyle müjdelemesi zamanı dikkat et ki. Yani hani haşir meydanında Cenab-ı Hak İsrafil aleyhisselam'a tekrar yeniden boru sesiyle kaldırılıyor ya, tekrar o ruhların bedene gelme olayı var ya, aynı bu olay gibi, ruhu nef gibi, tekrar haşirdeki nef ruh gibi o zaman düşün ve o çiçeklerin de yağmurdan sonraki çekirdeklerin sümbürlenip toprağın altından çıkmasını, o alemi haşir meydanı düşün. Bahar mevsimi geldiğinde o alemi
Sanki İsraf-ı Azam borusuyla ruhların tekrar bedene girip bedende o ruha kavuşan bedenlerin toprağa kalan çıkışını düşün. O nihayet derecede karışık, karışmış ve birbirine benzeyen o boncuklar ismi Hafiz'in tecellisi altında kemal-i imtisal ile hatasız olarak Fatır-ı Hakim'den, yani bir hikmet dairesinde yaratıcılık yapan ondan gelen evamir-i tekviniyeyi, evamir-i tekviniye Cenab-ı Hakk'ın şu kâhete koymuş olduğu sünnetullah, bir tabiri de adetullah, bir tabire tabiat kanunu dediğimiz, yani günümüzün felsefesine göre tabiat kanunu diyoruz. Aslında Cenab-ı Hakk'ın adetullahıdır, aslında sünnetullah'tır bunlar hepsi. Evamir-i tekviniyeyi imtisal ediyorlar. Yani Allah'ın koymuş olduğu kanuna tabi oluyorlar. Ve öyle tevfiki hareket ediyorlar ki, öyle uygun bir hareket içindeler ki, onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir bilinç, bir görerek, bir kast, yani bir istek, bir irade, bir ilim, bir kemal, yani bir yücelik, bir hikmet parladığı görünüyor. Yani o toprağın altındaki, toprağa serpilen o çekirdeklerden, o tohumlardan adeta zamanı geldiğinde yerden fışkırmalarında bir şuur var. Bir gören bir zat var. Bir kast isteyerek yapan biri var. Bir ilimle ancak bunlar ortaya çıkıyor. Bizim bilemediğimiz hikmetle onlar o toprağın altından herkes kendi aslını tekrar yeniden meydana getirmek için adeta İsrafil'in suru gibi böyle bahar mevsiminde sümbül vermeye başlıyorlar. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyorlar. Mesela o gün biz biber tohumlarından bahsettik. Yani bildiğimiz biberler var ya, işte kapsıkındır, yeşil biberdir, kırmızı biberdir, arnavut biberdir, acı biberdir, tatlı biberdir. Bunların hepsini saydığınız zaman aşağı çok değişik kaç çeşit biber tohum var. Aşağı yukarı birbirine benziyor. Değil mi? Aşağı yukarı hepsi aynı. Ama toprağın altına atıverdiğiniz zaman ve rastgele suya suladığınız zaman meydana çıktılar. Toprağın altından bunlar fışkırıyor. Herkes kendi ceddinin, kendinden önceki neslinin aynısını tekrar yeniden toprağın altına çıkarıyor. Ama bilmiyorsunuz hangisi olduğunu. Ve tatlıysa tatlı olarak tekrar çıkıyor. Acı biberse acı biber çıkıyor. Süs biberse süs biber çıkıyor. Süs biberse süber. Dolmalıysa dolmalı, kapsıkım şeyi biberi çıkmaya başlıyor. Kendi kendine. İşte burada bir ilim. Peki bu ilmi toprağa verebilir misiniz? Onun rengini toprağın altında fabrika mı var? Renklerini veriyor. Değil. Yani basit bir toprak, basit bir su, basit bir, efendim söyleyeyim, güneş. Güneş bir de çok uygun ama ne yaptığını kendim yok arıyor. Kime hizmetin ne haber yok. Halbuki bizi bir yaklaşsa bizi yakar, paramparça eder. Ama o bizim emrimizde. Onu bizim emrimize musahhar kılmış bizim yaratıcımız. Ama güneşçik bilmiyor ki bize hizmetliğini. Ama onun bilmemesi bizim bilmemize engel değil. Teşekkür ediyoruz ya Rabbimize. Allah razı olsun. Rabbim hamdolsun diyoruz. Güneşe de teşekkür ediyoruz. Düşünebilir musunuz? İşte bunların hepsinden sonra onların herkes kendi ceddinin devamını sağlamak için toprağından ortaya çıkıyorlar. Kaç çeşit biber tohumu. Sen baksan tanıyamazsın. Toprak nasıl tanısın? Nasıl tanıyor toprak? Çıkıyor. Mesela şu tohumcu bir incir ağacı oldu. Fatır-ı Hakim'in nimetlerini başlarımızın üstünde neşre başladılar. İncir. Kemal, incir ne yiyordu? İncir ne yiyor? İncir ağacı. Dallar kökleri sarmış yere. Ne yiyor? Çamur mu yiyor? Peki yok, sen ne yiyorsun peki incirden? Meyve. Sen çamur mu yiyorsun meyveden? Yok. Çamur yiyen çamur vermesi lazım. Değil mi? Ama çamur yiyor ama meyvesinde çamur yok. Meyvesi nedir? Bal şurubu. Şurubu turbası gibi. Çamur yiyor, çamur vermiyor. Allahu Ekber yani. Onlar elinize aldığınız veya mısır koçanı elinize aldığınız zaman öyle bir dizilmiş ki onları tekrar dağıttığınız zaman bir yere getirmeniz mümkün değil. Narı kesin, ikiye bölün, onu dağıtın,